Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiler temizliğiyle başladım. Kilerin temizlerken çok detaylı gösterebildim. İçerisi çok dar olduğu için kamerayı içeri sokmam çok zordu. O yüzden çok detaylı bir çekim yapamadım size ama bitmiş halini göstereceğim. Dün zaten bitmemiş halini görmüştünüz. Böyle toparladım. Şu avize giyinme odasına takılacak. Bu da arkadaşım Ece'nin. Ona gidecek. Valizi yukarı koydum çünkü çok fazla kullanmıyoruz. Bu ara hiç kullanmayacağız. Şu yukarısı yani dökük hala. Onları depoya indiremem. Evde lazım olacak ve depoda kaybolabilecek şeyler çünkü. Bu şekilde depolama alanı yaptım. Çamaşırlığım burada. Süpürgem, viledam, halılarım hepsi burada. Ama gördüğünüz gibi böyle içeri girme bir alanım oldu. Böyle rahatça girip çamaşırlarımı böyle alabilirim. İçinde şimdi burada yerde olan halı var. Onu kaldırdım. Yıkayacağım çünkü. Böyle gayet temiz oldu. İyi oldu. Tertipli ve düzenli oldu en azından. Benim için bu kadar düzen yeter Ardiye'de. Bir ayda yine dolar burası. Şurası zaten dolacak. Deterjan gelecek oralara. Şimdi burada şu ikisi ihtiyaç sahipleri için ayrılan poşetler. Şunlar aşağıya inecek depoya. Onun dışında da bir şey yok. Burası da tamam yani. Şimdi mutfağa geldim artık. Mutfakta bir şeyler yapacağım. Şöyle böreğim vardı ama bu börek iki seferdir bu şekilde oldu. Şimdi size de göstereceğim. Bunları annemle almıştık. Böyle yapışmış birbirine ve ayrılmıyor arkadaşlar. Buzluyken de ayıramıyorum. Hafif açılmasını bekledim. Her noktada yani her aşamada hani bölmeye çalıştım ama bölemedim. Şu anda da birbirine böyle hamur şeklinde yapıştı. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Elimden geldiğince ayırmaya çalışacağım. Canım böyle kısır falan istedi. Çünkü böyle az oturdum. Otururken bir arkadaş var, onu izliyordum. O da kısır yapmış bir videosunda. Vallahi gözüm kaldı. Rümeysa'nın günlerini izliyordum. Ve kısır yapmıştı. Ben de görünce dedim ki ben de yapacağım. Canım çekti. Zaten karnım da aç. Kahvaltı da çok fazla yapmamıştım. O yüzden görünce böyle hemen canım çekti yani. Rümeysa'nın da bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Onda çocuklarıyla birlikte çektiği günlük vlogları var. Eğer sizler de Rümeysa'nın kanalına bakmak isterseniz YouTube hesabını buraya yazıyorum. Rümeysa'nın günleri diye. Açıklamalar bölümünde de Rümeysa'nın kanalını bulabilirsiniz. Çok güzel YouTube videosu var, videoları var. Hatta sanırım onun da kayınvalidesi falan üstünde oturuyor. Kendime çok benzettim. Şey diyor, çocuklar yukarı çıktılar falan diyor. Böyle aynı benim gibi sanırım. Onlar da altlı üstlü oturuyorlar galiba. Kendime çok benzettim gerçekten o konuda. Sizler de Rümeysa'nın kanalına göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi ben de Rümeysa'da görüp dedim ki ben de kısır yapayım. Böreğimi çıkarmıştım ama dediğim gibi börek böyle çok kötü oldu. Aslında kamerayla çekim yapıyorken böyle izlediğim YouTube kanallarını telefonda izlemeye devam ediyordum. Ama çocuklardan bilgisayarla montaj yapmak şu an benim için çok zor olduğu için artık telefonumla montaj yapıyorum. O yüzden de böyle izleyemiyorum. Aslında şu an Rümeysa'nın izlemek istediğim bir videosu vardı, yarıda kalmıştı. Şu an onu izleyebilirdim mesela ama maalesef izleyemiyorum. Buzlukta milföyüm var. Milföyümü de çıkartacağım. Sabahtan artma şeyim vardı. Sucuklarım. Öyle sucuklu yapacağım birkaçını. Birkaçını da çikolatalı yaparım. Dedim. Hepsini aynı anda da pişirebilirim bence. Milföy de çabuk pişiyor. Bu börekler de çabuk pişiyor zaten. Bir daha 2-2 beklememize gerek yok. Bunlar pişerken ben de küçük tuvaleti yıkayacağım. Bunları fırına vereyim. Kısırımı da şey yapayım. Haşlamaya bırakayım. Sıcak suyunu koyayım üstüne. Kayınvalideme soracağım şimdi. Böyle marul, işte ne bileyim taze soğan, yeşil soğan falan varsa, böyle yeşilliği birkaç değişik. Ondan alırım.
içine koyuyorum. Vallahi canım aşırı derece kısır istiyor şu an. Çok değerli bence. Yanlarından çünkü hava alıyor. Tamamdır. Şimdi kremlerimizin çözülmesini bekleyeceğiz. Kremlerden sadece yumurta varmış. Bir de maydanoz açtım geçen gün ben ona. O da şimdi ona geri verecek. Başka da yeşillik falan yok diyor. Dilim yaptım. Bu çikolatalı Kit Kat denilen şekilde yaptım. Hani Kit Kat çikolata var ya onun gibi. Bunu yaparken üzerine yumurtanın akını ve üzerine azıcık şeker serpiyorsunuz o kadar. Bu da milföylerim. Sucuklu. En altta da o peynirler var. Burada da kısırım var. Tezgahı da toparladım. Bunlar buzdolabı için olan kutularım. Onları da yıkadım güzelce. Buzdolabını şöyle göstereyim. Yani bomboş şu an ama şey temizleyeceğim. O yüzden doldurmuyorum. Yemekten sonra da buzdolabının içini temizlemeyi düşünüyorum. Buraya bir şey almıştım buzdolabı içine sermek için. Onu sereceğim ve yerleştireceğim. Ama öncelikle küçük tuvaleti temizleyeceğim. Haris çocuklara birer kase çorba içirdi. Onun çorbası da burada. Tuvaleti akıtayım, yıkayayım. Ondan sonra da yemeklerimizi yeriz zaten. Ama ilk önce tuvaleti temizlemem gerekiyor. Orayı bir akıtayım. Yemek yiyene kadar da kurur. Malzemelerini, halılarını sererim. O zaman ben tuvaleti temizlemeye. Arkadaşlar buzdolabını temizleyeceğim. Şimdi çıkardık böyle. Bütün her şeyimi bunları yıkayacağım. Sonra da yerleştireceğim. Değil mi Halis? Değil mi Halis? Evet. O üstünde alırsın. Allah razı olsun. Çocuğu alsana. İran git babanın yanına. Yapacağız yapacağız. Olmaz ben bunları yıkayacağım şimdi. Sen babanın yanına gideceksin. Senin ağzını yiyeceğim sonra. Onu da ben çıkartacağım. Sen geç içeri babanın yanına. Hadi koş anneciğim. Anne temizliğe başlasın. Buzdolabı temizliğini de bitirdim. Gerçekten çok uğraştım ama. Yani aşırı derecede detaylı temizledim. Buradaki parçaları falan Halis söktü. Şuradaki vidayla. Her şeyi ince detaylı bir şekilde temizledim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mis gibi oldu buzdolabım. Evet şu an bomboş. Ben de farkındayım. Çünkü karantinada olduğumuz için markete gidemiyoruz. Ben bu sanal marketi de hiç sevmedim. Sepete ekliyorum bırakıyorum yani almadım hiçbirini de. Çok hoşlanmadım sanal market işinden. O yüzden karantinamızın bitmesini bekliyoruz. Böyle her yerini mis gibi yaptım. Şundan almıştım A101'den. Çok hoşuma gitti. Bu topun sonu olduğu için biraz kalkık duruyor ama doldukça buralar yapışır bu zaten. Gördüğünüz gibi şu aşağıdaki yapıştı. Yetmedi ama bir iki tane çıktı sadece içinden. O yüzden bir top daha alacağım görürsem A101'de. Bu iki rafa dolacak o zaman. Ve şuralara da yaptı Halis. Şunların içine iki tane çıktı. Top artan parçayla böyle iki tane çıkıyor. Yani bir top aldığımda bu ikisine de şuraya da çıkacak ve bunların ikisine de çıkmış olacak. Tam yetecek yani. Bu aşağıya zaten koku yapmaz. Şu yeşil şeylerden kullanıyorum. Bir işe yarıyorum derseniz yani koku zaten yapmıyordu benim alt rafım. Çok seviyorum buzdolabımı bu arada. Ama yine de öyle almıştım hani ne olur ne olmaz diye. Yani iyi güzel. Görsel açıdan da güzel duruyor. Renk katıyor dolaba. Seviyorum yani. Buzdolabım tertemiz oldu.
Buzluğum da buz olmuştu arkadaşlar. Geçen gün böyle bu halının burası burada kalmış şu şekilde ve hep buzdu. Şimdi burayı böyle buzunu temizledim. Her yer şu an her yerde mutfakta. Ortalığı toparlayacağım. Yerleştireceğim ve buranın yerini sileceğim. Çocuklar ne yaptılar çok merak ediyorum. Küçük tuvaleti yıkadım, hiçbir şey yapmadım. Hallarını daha sermedim. Hallarını da bu şekilde sereceğim. Burayı da yıkamıştım. Çocuklar da burada oynuyorlar. Bunlar hala aşağı depo inecek. Ben o kadar iş yaptım ama Halis şurayı bile kaldırmamış da. Sofra bezi bile duruyor. Evet, odanın halde bu halde. Bu esnaf işi bitmez arkadaş, bitmez. Neyse, bir 10 dakika oturacağım. Ondan sonra evin bütün her yerini toplayacağım, temizleyeceğim. En son çocukların üstüne pijamalarını giydireceğim. Sonra evi komple bir süpüreceğim. Sonra zaten çocukların uyku saati gelir. Saat olmuş 5.30 arkadaşlar. 2.5 saat sonra uyuyacaklar. Anca biter benim işim de. Her gün sabah kalkıyorum. Diyorum ki işte üstümü değiştireceğim, başımı değiştireceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Pijamalarla kalıyorum. Yani iş yapmaktan gerçekten artık imanım gevredi. Ama aklımdaki birçok şey bitti. Şimdi sadece yatak odası kaldı. Ve oturma odası kaldı ince temizlik olarak. Onun dışında hiçbir yer kalmadı. Her yer bitti. Yarın misafir odasını, camını sileceğim, temizleyeceğim, yerleştireceğim. Yarın günlerden perşembe. Büyük bir ihtimalle. Ben size şeyi söylemedim. Benim karantinam bugün son günüymüş. Biliyorsunuz bu yeni kanun falan çıkmış ya. O yüzden karantinalar böyle geriye alınmış. Benim normalde 14'ünde bitiyordu ama yarın bitiyor. Perşembe günü yani. Halis'in de ayın 11'inde bitiyor ama ayın 11'i Cuma gününe geliyor. Cuma günü de evde olacak. Yani 11'inden sonra çıkabiliyor. Cuma günü de evde. Cumartesi pazarı zaten yasak olduğu için evde. Yarın da günlerden perşembe. Yarın kahvaltıyı yaptıktan sonra evi toparlayıp çocukların üstünü giydirip ben markete çıkarım. Marketimizi yaparım. Sanırım yarın bir temizleyemem. Yarın öyle geçer. Günlük işlerle geçer. Çamaşır yıka falan, market yap. Öyle biter büyük bir ihtimalle. Cuma günü de misafir odasını temizlerim. Cumartesi günü de bütün evi komple temizlerim. Ve işlerimi bitiririm diye düşünüyorum. Bakalım. Düşüneceğim bu yönde. Karantina bitene kadar evin işlerini de bitirmiş oluyorum yani, anlayacağınız. Neyse, ben bir 10 dakika dinleneyim. Bütün işler bitti. Ben dinlendim. Saat şu an 12.20 geçiyor. Ve yatacağım şimdi. Gerçekten o kadar çok yorulmuşum ki. Böyle bacaklarım o kadar ağrıyor ki anlatamam yani. Çok yorulmuşum. O yüzden erken yatacağım. Yatarken de video izlerim. Vlog başlatmadan önce de video izliyordum zaten, dedim Esra. Geç yatağa, yatakta izlemeye devam et. Hem de böyle video izlerken uyuyakalıyorum. Seviyorum öyle video izleyerek uyumayı ben. Bu arada Rümeysa'yı izleyeceğim. Demiştim ya, izlemediğim bir videosu var diye. Onu izledim, bitirdim. Şimdi bir tane daha videosu var. Ona da bakacağım. Bu böyle bende şey var. Birine sardığım zaman fena sarıyorum. Hep onu izliyorum böyle belli bir müddet. Sonra değiştiriyorum. Bu arada Rümeysa'ya taktım, onu izliyorum. Kanalının zaten linkini açıklamalar bölümüne bırakmıştım. İsterseniz oradan Rümeysa'nın kanalına da abone olabilirsiniz. Bugün benim pilim bitti ama. Daha fazla benden bir şey olmaz daha. Gidip yatmak en iyisi. Yarının planını kafamda yaptım. Umarım planladığım gibi geçer. Çünkü böyle planlı yaşamayı seviyorum. Allah'tan bir şey çıkmadığı sürece tabii ki. Sağlık saat olduğu sürece planlı yaşamayı seviyorum. Ve kafamdaki o plana göre günüm ilerlediği zaman böyle kafam daha rahat oluyor. Daha böyle kendimi iyi hissediyorum. Yarınki planım hazır kafamda. O yüzden inşallah planladığım şekilde ilerleyebilirim. Ama bugün bayağı bir işi bitirdim. Sadece planını yapamadığım tek bir şey var. Yarın günlerden perşembe. Yarın temizlik yapmayacağım. Cuma günü yatak odasını temizlerim diyorum.
sadece yatak odasını temizleyip cumartesi de misafir odasını temizler. Pazar günü de komple rutin bir temizlik yaparım. Anlayacağınız önümüzdeki bu 3-4 vlog daha temizlik izleyeceksiniz. Çünkü gerçekten bu karantina süresi boyunca evimin ince temizliğini yaptım ve bu da çok iyi oldu. Çünkü çocuklarla çok zor oluyor tek başına yapmak. Her gün oda böyle ince temizliğimi bitirdim. Çok iyi oldu bu. Gerçekten insan kendini çok daha rahat hissediyor. Şimdi cuma günü de dediğim gibi işte yatak odasından başlarım. Cumartesi pazarda temizlikle devam ederim. Pazartesi günü mutlaka Allah'tan bir şey çıkmaz ve hava güzel olursa çocuklara biraz hava aldırmayı düşünüyorum. Çünkü onlar da evde bunu aldılar. Salı günü zaten ortodontist kontrolüm var. Büyük bir ihtimalle ona gideceğim. Böyle yani salı gününe kadar kafamda yani yapmam gereken şeyler var. Salı gününe kadar. Ondan sonrası kafamda boş. Bakalım günler bize ne gösterecek, göreceğiz. Ama bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.